Selamlar. Dijital nomadlar için üretimini yaptığımız hediyelik eşya demek istemiyorum ama çantanın kenarına ekleyebileceğin, antre olarak kullanabileceğin tasarımların son ürünü geldi. Önceki videoda bunların üzerine siyah boya atılmamış halleri vardı. Bir kısım hatalardan o zaman bahsetmiştim. Aslında çok önce geldi bunlar ama işte ipini ara, uygun ipler bul, bir zaman aldı. Son halini paylaşmak istiyorum. Henüz iplerde netleşmedik. Bu arada Etsy'de bir hesap açtık ve hesapta bunları yükleyip yurt dışına ihracat yapacaktık. Ama Etsy'de maalesef Türkiye'ye ödeme sistemi olarak other geçiyor. Ne demek other? İşte siz Etsy'de kullanıcısınız. Bir mağazada ürünü beğeniyorsunuz. Sepete ekliyorsunuz. Sepete ekledikten sonra işte kullanıcı girişini yapıyorsunuz. Adresinizi giriyorsunuz. Ödeme ekrana geldiğinizde bir bakıyorsunuz. Kredi kartı bilgileri yok. Orada diyor ki bu merchandise size başka bir ödeme yöntemiyle ödemenizi alacaktır diyor. Tamam diyorsunuz. Tamam dedikten sonra mail bekliyorsunuz. Easy Code eklentisi varmış Etsy'nin. Easy Code'dan mail geliyor. Bu arada bir yabancı olarak, yani Türkiye'de yaşayan biri olarak Easy Code'u bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz bir yerden mail geliyor. Daha sonra maili tıklıyorsunuz. Yani burada Easy Code'un suçu yok ama yurt dışındaki firmalar Easy Code'u bilmediği için durumu anlatıyorum. Easy Code'un sayfası açılıyor. Yani bilmediğiniz bir sayfa açılıyor. Oraya kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz. Tamam bastıktan sonra ödeme alınıyor. Bana çok da mantıklı gelmediği için maalesef Etsy'den satamadım bunları. Şu anki ürettirdiğim haliyle kaldı ama yurt dışında eğer firma açarsam veya Amazon'a topluca bunları gönderirsem ancak o zaman satışı gerçekleşecek diyebiliriz. En sevdiğimiz Ebru bu arada şey yaptı. İpleri seçti. En sevdiğimiz iplerden bazıları bunlar. Bayağı kaliteli, güzel bir basım oldu. Denizli'de Ascon diye bir firma var. Ona yaptırdık. Evren hizmet verdi. Çok da güzel yapmışlar. Burada bazı örneklerden tek tek geçeyim istiyorum üzerinden. Bunlar tasarım olarak bana ait ama kesim olarak da Volkan kesti. Teşekkür ediyorum. Çok güzel kesti. Bu arada benim favori fontum buydu. Volkan bu fontu da deneyelim dedi. Bence bu yeni font çok daha güzel. Çok daha güzel, hoş duruyor. İlk senin yaptığı tasarımlar boyut olarak biraz büyük geldi. Ölçek hatası var. Ama en azından bardak altlığı gibi de kullanabilir. Bir sonraki basımlarını biraz daha küçük hallerini küçük halleriyle baskıya göndereceğiz. Şekilde. Şöyle metal halleri var ama ben çok metal halleri hoşuma gitmedi. Belki talebe göre bakarız nasıl olacağını. Burada yazılar bayağı küçük, font bayağı küçük ama çok düzgün bir şekilde kesim olmuş. Bir erime falan yok. Bayağı kaliteli makinalı basımı gerçekleşmiş. I'm a performance marketer. Bunun gibi bütün title'larda üretim yapacağız. Bu başka bir format. Şurada Fan of Rose var. Farklı farklı formatlarda bastırmaya çalıştık. En azından kenarlarında çizgili olan var mı? Bir saniye. Şöyle. Şunlar düz. Plaka şeklinde. Bunların da kenarlarında şu şekilde tırtıklar var. Artık zevke göre gönderilecek. Burada her birinde de ip farklı. Bu eğer bu şekilde ip kullanacaksak şuraya metal bir kanca da alacağız. Bu şekilde göndereceğiz. İplerin tamamı Ebru'nun elinden geçti. Kapı kapı dolaşıp düzgün ipler bulmaya çalıştı. Evet, bir boyut
tuttuğun boyutu büyük olan şeylerden biri de bu. Tasarım olarak çok güzel bu. Kenarları bir önceki versiyonu çok sivriydi. Şu anda bayağı yumuşamış. Data driven olacak şekilde. Burada şuraya geçirdik bunu ama çok da hoşuma gitmedi. Baskı kalitesine diyecek bir şeyim yok. Çok kaliteli. Ama şu ip konusunda biraz daha çalışmamız gerekiyor. Devasalardan biraz daha örnek göstereyim. Evet, kocaman. Bu büyük ihtimal şöyle dörtte biri kadar olacak boyut olarak ki şuraya anahtarlık gibi takıp kullanalım. Şuralar çok sivriydi. Buraları kestik. Yuvarlattık. Eksenle birlikte. What's your value proposition? Şuralar kaymıştı. Oralar biraz daha toparlandı. Şurada sivri olan şeyler vardı. Çıkıntılar vardı. Onları da kestik. Tasarım biraz daha sade hale geldi ama şu an için bu hali öde gidemeyiz. Bu duvara da yapışabilir bu arada. Duvar size olabilir. Güzel olur. Balkanla yaptığımız bir diğer çalışma. Engagement. Şu fon çok iyi ya. Yani yamulur gibi geliyor ama bayağı sağlam. Üzerine bayağı kuvvetli oturmak gerekiyor cebinizde ise eğer. Şu ikili de bilemedim. Şu şekilde kullanabilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. Evet, SEO uzmanı arkadaş. Bu burasını bayağı uğraştık. Şunları böyle küçük küçük at 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 at. İşin içine girmeyince fark edemiyorsun ama bu görsel yani direkt ekledik çalışsın baskı alalım dedik ama şu boşlukları düşünüp bu orta nasıl duracak tek tek çizmeden göremiyorsun maalesef. Bu font benim çok hoşuma gitmedi ama farklı fontları deniyoruz artık. Bu da başka bir font. İki farklı fontumuz var. Arge dediğimiz böyle oluyor aslında. Farklı fontlar deneyerek en çok satan hangisi ise onu. Bu arada ilk versiyonlar böyleydi. Bak küflenmiş bunlar boyanmayınca. Bunları ayrı tutayım da küfle diğerlerine küflendirmesin. Bu ikisi birlikte geldi. İkisini birlikte anlatalım. Evet, bunlarda da font farklı artık. Daha önce anlattığım şeyler. Bu beğenmediğim fonttu. Bu arada çok ince şuralar fark ettiyseniz. M büyük ihtimal bence kırılır. Çok ince bu. En sıkıntılı şeylerden biri bu. Bu fontu daha güzel. Bir önceki gösterdiğim fontu şu muydu? Şöyle. Şöyle. Font farkı var gerçekten. Ben biraz daha şu şekilde köşeli fontları daha çok seviyorum. Evet. Ne var bakayım? Evet, funnel churn. Aslında burada bir mantık hatası var. Örneğin şurada var mı? Fan of engagement, fan of growth, okey. Ama churn'ün fanı olur mu ya? Against of churn gibi bir şeyler koymak gerekiyor buraya. Güzel bir mantık hatası yapmışız. Fan of roast olur mesela, taş gibi olur. Evet, büyük bardak altlı olarak kullanabileceğimiz A/B testi yapan arkadaşlar için bu. Tam best practice'ler var ama bunları kör bir şekilde takip etmeyin arkadaşlar. Bu gözle bayağı uğraştık ya. Gözün ortası vardı. Ama kenarlarına böyle küçük çizikler koyduğumuzda bu sefer göz olmaktan çıktı. Hedef tahtası gibi oldu. İlk sene bayağı uğraştık mı? Evet, bir bardak altlı da burada. Bunu biraz daha küçük haline yaparsak kenarına güzel ip geçirip çanta askısı olarak da kullanabiliriz. Varsayma test et. İlk sen burada benim nazım çok çekti ya. Şunun tasarımını yaparken kenarları yuvarlak olsun, şu çizgileri olsun, şurası bu şekilde olsun diye. Teşekkür edeyim buradan. Evet, inboundcular. Fan of inbound. Başka tasarım var mı? Burada font farklı. Değil mi? Font farklı. Evet, şu sert font benim.
Biraz daha yumuşak köşeli olan fontu Volkan'ın seçimi. Sanırım Volkan benden daha iyi font konusunda. Yine farklı bir font. I'm a SEO expert. I'm a performance marketer. Farklı fontlarda. Evet, bir farklı font da burada. Ama büyük ihtimal bu. Evet, şurası falan patlamış. Bu gidici. Bu font olmaz. Evet, son olarak da bunlar. Biraz daha düz. Fan of churn. Hepsini birlikte gösterirsem de bu kadar farklı ürün var. Burada da şöyle göstereyim. Açık gösterebilirsem. İçinde eski ürünlerimiz var. Ve bir ton if var. Yüzlerce farklı if var. Bunların hepsini deneyerek bakalım yurt dışına satış yapabilecek miyiz? Bakalım. Bir sonraki video ne olur? Büyük ihtimal ürünler tamam. Belki farklı tasarımlar çıkarız ama kesin 3-4 tane farklı ipe karar vermiş oluruz ve ucuna takacağımız kancayı da belirleyip kancaya takmış oluruz. Satışa hazır bir hale gelmiş olur. Bakalım kaç gün sonra, kaç hafta sonra olacak. Görüşmek üzere. Herkese selamlar.